Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sevimli bir kız tavşan yapımı paylaşmak istedim. Bunun için ben beyaz kullanacağım yerin nakur denim kullanıyorum. Kalın bir ip ve daha güzel tok bir tavşan oluyor. Siz elinizdeki diğer iplerle de yapabilirsiniz ama benim tercihim beyaz olan kısmını nako denim. Hadi şimdi hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Elimde açılmış bir tane ipim vardı. Ben onunla başlıyorum. Hemen sihirli halkamızı yapalım ilk önce. Bunun için ipin ucunu büyük olan kısma, alt kısma yerleştiriyorum. Bir zincirle halkamı bağlıyorum ve halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğnemi yaptım. Halkamın ucunu yavaşça çekerek kapatıyorum. Burada çok sıkmıyorum. Bu geçişi yapmak için İlmek kaydırma yöntemi ile iki halkamın ucunu birbirine bağlıyorum ve ilmek belirleyicimi hemen takıyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar her ilmeğe çift batarak 6 olan ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Her ilmeğe çift batıyorum. 1, 2, ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Sıra sonunda ilmek sayımız 12 olmuş olacak. Her ilmeğe çift batacağız. 4, 5, 6 sayarak ilerliyoruz. 7, 8, 9, 10 ve belirleyicimi taktığım ilmeğe 11 ve 12. sık iğnelerimi yapıyorum. Böylelikle ikinci sıramızı bitirmiş olduk ve üçüncü sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramızda ise bir tane tek yapıyorum. Diğer sık iğneye çift batarak artırma işlemi yapıyorum. Bir tane tek sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin içerisine aynı yuvaya iki tane sık iğne yaparak artırıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Sıra sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıramızı geçiyoruz. Dördüncü sıramızda ben buraya kadar yaptım. Bu tavşanımızın kafa kısmı olacak. Ve iki tek bir çift ile devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane tek sık iğne yapıyorum. Üçüncü sık iğneme çift batıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar iki tek bir çift yaparak ilerliyorum. Her zaman ilmek belirleyicimin olduğu kısma benim çiftlerim denk geliyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. İki tek bir çift yaparak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Ve bu şekilde dördüncü sıramızı da bitirmiş olalım. Kız tavşanımızın kafasının 5. sırasına geçiyoruz. 5. sıramızda 3 tane tek yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tekimi yaptım. 4. sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum ve artırmış oluyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettirelim arkadaşlar. 3 tek
bir çift şeklinde ilerleyerek sıramızın sonunda ilmek sayımızı 24'e çıkaralım. 3 tek, pardon, ilmek sayımızı 30'a çıkaralım arkadaşlar. 3 tek, 1 çift yaparak 5. sıramızı tamamlayalım. İlmek sayımız sıramızın sonunda 30 olmuş olacak. Evet arkadaşlar, tavşanımızın 6. sırasına geçiyoruz. Tavşanımızın 6. sırasında 4 tane tek yapıyoruz. 1 tane çift yapıyoruz. 2, 3, 4 tane tek tek sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yaparak artırıyorum. Aynı yuvaya 2 defa batıyorum. Artırma işlemi yapıyorum. 4 tane tek yapıyorum arkadaşlar. 5. sık iğnemin içerisine çift batarak, yani 2 tane sık iğne yaparak ilmek sayımı artırmış oluyorum ve sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Sıramın sonunda ilmek sayım 36'ya yükselmiş olacak arkadaşlar. Böylelikle 6. sıramızı tamamlayıp 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 5 tane tek yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum ve artırıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayım 42 olacak. 2, 3, 4, 5 tane tek sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnenin içine aynı yuvaya 2 tane batarak artırıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Sıra sonunda ilmek sayımı 42'ye çıkarmış oluyorum. Evet arkadaşlar, sevimli kız tavşanımızın şu an 8. sırasındayız. 8. sıramızda ise 7 tane tek, 1 tane çift yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3, pardon 6 tane tek, 1 tane çift yaparak devam ediyoruz. 6 tek, 1 çift yaparak arkadaşlar sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonunda ilmek sayımızı 48'e çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her zaman belirleyicimin olduğu yere çiftlerim denk geliyor. Aynı yuvanın içerisine 2 tane sık iğne yaparak ilmek sayımızı gittikçe artırıyoruz arkadaşlar. Burada ilmek sayımız 48'e yükseldi. Ve şimdi 9. sıramızdayız. 9. sıramızda 7 tane tek yaparak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane tekimi yaptım. 8. sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum ve artırıyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya 2 defa sık iğne yapıyorum, artırıyorum ve bu şekilde ben sıra sonuna kadar ilerliyorum. 7 tane tek sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane tekimi yaptım. 8. sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Artırma işlemi uyguluyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna geldiğimde 54 tane ilmek sayımız olacak.
Evet arkadaşlar, 9. sıramızı 7 tek bir çift yaparak ilmek sayımızı 54'e çıkartarak bitirdik. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızdan 18. sıramız dahil olmak üzere toplamda 9 sıramızı 54 ilmeğimizi koruyarak düz örelim. 9 sırayı belirlemek için ben hemen başladığım noktaya farklı renkte ip takarak başlıyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde ipe hiç dokunmadan sadece ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyarak 9 sıra boyunca ilerliyorum. Bu şekilde kaç sıra yaptım diye kafama bir takıntı oluşmuş olmuyor. Dilerseniz siz de böyle farklı bir ipten yardım alabilirsiniz. Şimdi 10. sıradan 18. sıra dahil toplamda 9 sıra boyunca 54 ilmeği koruyarak düz örelim. Evet arkadaşlar, 9 sıra boyunca 54 ilmeğimi koruyarak düzümü ördüm. Örgüm bu şekli aldı. Şimdi 19. sırayla devam edelim. 19. sırayı birlikte örelim istiyorum arkadaşlar. Çünkü biraz meşakkatli. İlk önce 13 tane düz sık iğne yapalım. Ben 10 tanesini ördüm. Zaman kaybetmemek için 3 tanesini birlikte örelim. 13 tane sık iğne yapalım sıramızın başında. 13 sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 13 sık iğneden sonra 5 defa bir sık iğne bir artırma yapacağız. Bir tane tek sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemin içerisine artırma yapıyorum. Birinci artırma. Bir tane tek yaptım. İkincinin içerisine çift batarak artırıyorum. 2 oldu. Bir tane tek yaptım. İkincisinin içerisine çift batarak artırma yapıyorum. 3 oldu. Bir tane tek yaptım. Dördüncüsünün içerisine çift batarak artırma yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Şimdi 5 tane arka arkaya artırma yaptım arkadaşlar. Sayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane artırma yaptım. Şimdi yapalım. Artırmayı yaptığımız yere bir tane gene ilmek belirleyici takalım ki belli olsun. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 7 tane sık iğne öreceğiz. Tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğnemi ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı yuvaya 2 tane batarak artırıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar bu işlemi 5 defa tekrar ediyorum. Birinci artırmamı yaptım. Bir sık iğne yaptım arasına. İkinci sık iğnenin içerisinde 2 defa battım, artırdım. Bir sık iğne, bir artırma yaptım. Üçüncü artırmam oldu. Bir sık iğne, bir artırma yaptım. Dördüncü artırmam oldu. Bir sık iğne, bir artırma yaptım. Beşinci artırmam oldu arkadaşlar. Ve şimdi sıra sonuna kadar kalan 14 sık iğnemi de düz bir şekilde örüyorum. Sıramın sonuna kadar 14 sık iğnem kalmış olacak. Onu düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 19. sıramızı şimdi tekrar edelim. Nasıl yaptık? 13 tane sık iğne ördük. Daha sonra
5 defa bir sık iğne bir artırma yaparak bu işlemi 5 defa tekrar ettik. Yani 15. sık iğneye çift battık. 5 defa bir sık iğne bir çift batarak artırma işlemi yaptık. Daha sonra 7 tane sık iğne yaptık. Arkasından 5 defa aynı şekilde bir sık iğne bir artırma şeklinde devam ettik ve kalan 14 sık iğnemizi düz ördük ve ilmek sayımızı sıra sonunda 64'e çıkardık arkadaşlar. Ve biz şimdi bu 64 ilmeği koruyarak 20 ve 24. sıralar dahil toplamda 5 sıra boyunca 64 ilmeğimizi koruyarak düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, 5 sıra boyunca düzümüzü ördük 64 ilmeğimizi koruyarak ve şimdi gözlerimizi takalım arkadaşlar. 25. sıradayız. Gözlerimizi takalım 20. sırada. Nasıl yapıyoruz? Bu ilmek belirleyicimizi ortaya alıyoruz. İlk önce ortayı bulacağız. Kilitli gözlerimizi takmak için 10 milimetrelik kilitli göz kullandım ben. Sıra başımızı ortalıyoruz arkadaşlar. Buradan sıra başımızı ortalayarak ikiye katlıyorum başımı. Başımı ikiye katladığım zaman sıra başım içe gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Her iki tarafı da eşit olması şartıyla gözleri takmak için, çünkü ortayı bulmamız lazım. Başı ikiye katlıyorum. İkiye katladığım zaman sıra başım tam tekrar bunun ortasına denk geliyor. Bu şekilde. Ortamı bu şekilde buluyorum arkadaşlar. Önemli olan başın ortasını bulabilmek. Başımın ortasını, burası ortam. Ortama hemen tığımı geçiriyorum ve başımı açıyorum burada. Burası benim tam ortam arkadaşlar. Şimdi buna bir tane iğne takıyorum. Ortaya. Ortayı belirlemek için iğnemi taktım ve şimdi tepe kısmından başlayarak 18 sık iğne aşağıya iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sık iğne aşağıya indim. Bu ortaladığım kısımdan 18. ve 19. sıraların arasına ortaladığım sık iğneden bir tane buraya iğne geçiriyorum. Şimdi gözlerimizin yerini belirleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane iğne taktım orta kısmından. Şimdi iğnenin sağ ve sol tarafına tekrar sık iğne sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne burada bırakıyorum. 5. sık iğneye bir tane daha iğne batırıyorum. Tekrar sayalım. Sık iğne sayıyoruz. Ara boşluklarını değil. 1, 2, 3, 4 sık iğne bıraktım. 5. sık iğneye bir tane daha hemen iğne batırdım. Diğer taraftan da aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne boş bıraktım. 5. sık iğneye tekrar iğnemi batırıyorum ve gözümün yerlerini belirlemiş oluyorum. Evet arkadaşlar, kalan yerleri de sayabilirsiniz. Bu iki toplu iğne benim gözümün yerleri. Bu tam orta kısımdı.
Ve ben bu iki toplu iğnelerin olduğu kısma şimdi kilitli gözlerimi yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar, sıranın, yani gözleri taktığımız sıraların aynı hizada olmasına lütfen özen gösterelim. Arkalı önlü olmasın ve taktığımız taraf ilmek belirleyicimizin olduğu kısım değil de diğer kısımda olsun. Eğer bu tarafa göz takarsak gözün bir tarafı aşağıda, bir tarafı yukarıda kalacaktır. Şimdi ben ilk gözümü hemen takıyorum. Tığıyla ilk önce açıyorum arkadaşlar. Yerimi belirliyorum. Tığıyla açıyorum. Ve gözümü takıyorum. Kilidini yerleştirmeden önce diğer gözümü de takıyorum. Ve arkalı önlümü diye içten de dıştan da ilk önce bir kontrol ediyorum. Şimdi içten de dıştan da kontrol edelim. Gözlerimiz aşağılı yukarılı olmasın. Gözlerin iki ortasında toplam 9 tane sık iğne olmuş olacak. Tabii kapatmadan önce arkadaşlar 4 bir tarafta bıraktık. 4 bir tarafta, bir tane ortada, 9'du. Kapattığımız zaman biraz önlerden birer tane alıyor. Şimdi bakın aynı sıralara benim gözlerim denk gelmiş. İçten de göstereyim. Aynı sıralarda yer alıyor. Sizinki de içten de dıştan da aynı sıralarda yer alıyorsa gözlerimizi kilitleyebiliriz arkadaşlar. Kontrol edelim ilk önce kilitlemeden önce. O şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, gözlerimizi de kilitleyelim. Gözlerimizin yerinden eminsek gözlerimizi de bu şekilde kilitleyip sabitliyoruz. Ve örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi artık eksiltmelere geçiyoruz. Eksiltmeye başlıyoruz. Başımızı toparlamaya başladık şimdi. İlk önce yanakları toplayalım. 13 tane tek sık iğne yapalım arkadaşlar. 13 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 Bu sırayı da birlikte örelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane daha sık iğne örüyorum. Yani 14 oldu. Bir tane arkadaşlar eksiltiyorum. Bu işlemi 5 defa tekrar edeceğim. Bir tane sık iğne, bir tane eksilt yaparak bu işlemi 5 defa tekrar edeceğim arkadaşlar. Bu üçüncü. Dördüncü ve beşinci eksiltmemdi. Şimdi arkadaşlar 7 tane sık iğne örelim. Tek sık iğne örüyoruz 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördüm. Şimdi eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltme. İkinci eksiltme. Bir sık iğne, bir eksiltme şeklinde. Bunu da 5 defa tekrar edeceğim. Üçüncü eksiltmem.
dördüncü eksiltmem ve son olarak da beşinci eksiltmemi yaptım. Burada kalan 14 ilmeği de düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 26. sıramızda 7 tane tek, 1 tane eksiltme yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ben bu kısma kadar yaptım. 1 3 4 6 ve 7 tane tekimi yaptım. Bir tane eksiltmemi hemen yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 7 tek bir eksiltme olarak devam ettim. Bu işlemi sıramın sonuna kadar sürdürdüm. Sıra sonuna geldiğimde ise ilmek sayım 48'e düşmüş oluyor arkadaşlar. 7 tek bir eksilt yaparak sıra sonundaki ilmek sayımı 48'e düşürmüş oldum. Ve 27. sıraya geçtim. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. 27. sıraya geçiyorum. 27. sırada ise 6 tek bir eksilt yaparak devam ediyorum. Bir tane yapmıştım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane tekimi yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Yani 2 ilmeği toplayıp aynı anda çıkartıyorum. Ve ben bu işlemi 6 tek bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Sıra sonunda ilmek sayımı 42'ye düşürüyorum arkadaşlar. 6 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda ilmek sayımızı 42'ye düşürelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 28. sıra ile devam ediyoruz. 28. sırada 5 tane tek, 1 tane eksiltme uygulayacağız. Sıra sonuna kadar 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. 6. ve 7. sık iğneleri aynı anda ilmeğimden çıkartarak eksiltiyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Sıramın sonunda ilmek sayım arkadaşlar 30'a düşmüş oluyor. 42'ye düşmüş olacak. Pardon, 36'ya düşmüş olacak arkadaşlar. İlmek sayımı 42'den 36'ya düşürmüş oldum. Böylelikle 28. sıramızda tamamlandı. 29. sıramıza 4 tek bir eksilt yaparak başlıyoruz. Bir tane ilmek belirleyicimin olduğu yere yaptım. 1 2 3 4 tane tek yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Yani 2 sık iğnenin ilmeğini aynı anda toplayarak ilmek sayımı küçültüyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. 2 3 4 tane tek yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum hemen arkadaşlar. İlmek sayımı düşürüyorum böylelikle. Ve bu şekilde devam ederek ilmek sayımı 4 tek bir eksilt yaparak 30'a düşüreceğim sıra sonunda arkadaşlar. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettirelim. İlmek sayımız 30'a düşmüş olacak. Evet arkadaşlar, 30. sıramızla devam ediyoruz. 30. sıramızda 3 tane tek yapıyoruz. 1 tane eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 tek bir eksiltme şeklinde devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde ise ilmek sayımızı 24'e düşürmüş olacağız arkadaşlar. 3 tek bir eksiltme şeklinde
Devam edelim. 30. sırayı bu şekilde bitirelim. Sıra sonunda ilmek sayımız 24'e düşecek. Ve 31. sıraya geçelim arkadaşlar. 31. sırada ise 2 tane tekle başlıyoruz. Bir tane yapmıştım. Bir tane daha yaptım. Hemen eksiltiyorum. Yani 2 ilmeği aynı anda topluyorum arkadaşlar. Tekrar ipin birbirinden ayrılmasına izin vermeyelim. 2 tek, 1 eksilt yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonunda ise ilmek sayımı 18'e düşürmüş olacağım arkadaşlar. İlmek sayımı 18'e düşürünce ben tavşanımın başının içini boncuk silikon elyafla dolduracağım. Siz de başınızın içini doldurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben tavşanımın başını doldurdum ve 32. sırama geçiyorum. 32. sıramda ise bir tane tek, bir tane eksiltme yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane tek yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ve ben bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bir tek, bir eksilt şeklinde sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayımı 12'ye düşürmüş oluyorum arkadaşlar. Bir tek, bir eksiltmemi yaptım ve sıramı bitirdim. Son sıramdayım. Şimdi arkadaşlar 33. sıramda 12 ilmeğimi koruyarak bir sıra boyunca 12 ilmeğimizi koruyalım. Düz devam edelim. Hiçbir şekilde eksiltme ve arttırma yapmayalım. 12 ilmeği koruyarak düz örelim arkadaşlar bu sırayı. Evet arkadaşlar, 12 ilmeğimi bir sıra boyunca düz ördüm. Bir sonraki ilmekten ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki ilmekten batarak arkadaşlar ilmek kaydırma yapıyorum ve örgümü sonlandırıyorum. Başımı bitirmiş oluyorum. Bir tane zincir çektim. Burada ipimi ben biraz kısa keseceğim. Gövdenin ipiyle dikeceğim çünkü. Buradan çıkartıyorum. Ben buradaki potluğun kaybolması için içeriden tığımı geçiriyorum arkadaşlar. İpimi içeriye çekiyorum. Ve buradaki potluk böylelikle kaybolmuş oluyor. Düz bir görüntü sağlıyor. İpimi de içeri bırakıyorum. Bu kalan kısma elyaf dolduruyoruz. Başımız örgüsü bitti. Şimdi göz çukurlarını şekillendirip burnumuzu yapalım. Başımızın tamamen işi bitsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başımızın şekillendirmesiyle devam ediyoruz. Şimdi burnumuzu yapalım. Burnumuz için göz pembe bir tane ip aldım. Etaman iğnesine geçirdim. Göz hizasından, gözün hemen yanından bir alt sık iğneden bir iki sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğne benim giriş yerim olacak. Herhangi bir yerden giriyorum. Oradan çıkıyorum arkadaşlar. Yavaşça ipi içeri çekerek ipi içeride kaybediyorum. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3 bırakacağım. 4. Arada 4 sık iğne kalacak şekilde aynı yerden giriyorum arkadaşlar. Bir defa daha giriyorum. Ve son kez daha
Yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. En sonuncusunu şimdi ortadan gene 1-2 atlıyorum. İlmeklerin arasından tam ortalıyorum. 1-2-3 sırt iğne yukarıda bırakıyorum. Aşağıya ipimi çekiyorum. Ve şimdi gene aynı şekilde böyle yapıp ipimi arkadaşlar başımın içinden çıkartıyorum. Böylelikle burnumuz tavşanımın burnu olmuş oluyor. Bu ipi burada bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar tavşanımızın göz çukurlarıyla devam edelim. Bunun için beyaz bir tane ip aldım. Onu da etamin iğnesine geçiriyorum. Yine başın bu kısmından yanan ilk önce herhangi bir yerinden iğnemi çıkarıyorum. İpi burada bu şekilde biraz uzun bırakıyorum. İpin çıktığı noktadan tekrar girerek gözün bu hemen gözün yan kısmından arkadaşlar giriyorum. 1-2 sık iğne atlıyorum. 3. sık iğneden giriyorum. Ve girdiğim noktanın aynı hizasından arkadaşlar diğer göze atlıyorum. Girdiğim sık iğneleri takip ediyorum. Aynı hizadan atlıyorum. Diğer göze geçiyorum. Ve burada da aynı şekilde oradan çıktığım yerden girip iğnemi gene aşağıya doğru sürükleyeceğim arkadaşlar. İğnemi tekrar boynun boş kısmından çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar iplerimi gererek iki ipin ucunu da çekerek iki beyaz ipin ucunu çekerek burada ben hafif bir göz çukuru oluşturmak istiyorum. Bu istek size bağlı. İki ipin ucunu bağlayacağım. Göz çukurlarımı sabitleyeceğim arkadaşlar. İki ipin ucunu bağlayacağım. Fazla olan ipimi de içeri doğru iteceğim. Kesip göz çukurlarımızı ne kadar olup olmadığına kendimiz karar verelim. Ben hafif bir çukur yapmak istiyorum. İki ipi birbirine düğümleyeceğim sıkı bir şekilde. Fazlalık ipleri de boynun iç kısmında iterek orada kalmasını sağlayacağım. Şimdi pembeyi de biraz çekiyorum. Pembeyi de beyaz iplerle bağlıyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Ve fazla ipleri boynun iç kısmına doğru dolduruyorum.
Evet arkadaşlar. Şimdi kirpiklerimize geçelim. Burnumuz ve göz çukurlarımız oluştu. Tavşanımızın kirpikleri için ben iki katlı dikiş ipi veya etamin ipi siyah ben bu şekilde kullanıyorum. Siz elinizdeki yünleri ikiye bölerek yünün tellerini o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Hemen ilk kirpiğime girmek için herhangi bir yerden arkadaşlar ilk önce giriyorum. Gözün hemen kenarından çıkıyorum. Çapraz ipimi tekrar içe çektim. Çapraz olacak şekilde iki sık iğne atlıyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde iki sık iğne atlıyorum. Çapraz olacak şekilde uç noktaları aynı yere denk gelecek şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Tavşanımın bir tanesinin kirpiğini yaptım. Diğer kirpik için ipimi hemen karşı tarafa sürüklüyorum. İpimi koparmıyorum. İğnemin geçtiği herhangi bir yerden geçiyorum. İğnemi çıkardığım yerden tekrar giriyorum ve ben hangi sırayı takip ettiysem ilk kirpiği yaparken tekrar o sırayı takip ederek ikinci kirpiğimi de çapraz bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki sayıları buraya da uygulayarak çapraz bir şekilde buradaki sayıları buraya da uygulayarak bu kirpiğimi de aynı bunun ölçüsünde yapıyorum. Evet arkadaşlar, tavşanımızın kirpiklerini de yaptık. Bütün diğer kirpiği de aynı buradaki hizaları hizalayarak iğnemin arka kısmıyla aynı şekilde işledim, bitirdim ve iğnemi herhangi bir yerden ipimi çıkarıyorum. Arkadaşlar, iç kısma doğru sürükleyeceğim ipimi ve tavşanımızın yüz şekillendirmesi de bitti. Başımızı bitirdik arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.